Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalımıza. İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz elhamdülillah. Ne yapıyoruz? Süt makinesini temizliyoruz güzelce. Gerçekten çok batmış. Hadi dedim, naylon usta sıcak suyu da açmış buradan. Şimdi temizleyelim, içimiz rahat etsin. Evet değerli dostlar, herkese günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz gördüğünüz gibi süt makinesinin haftalık bakımını yapıyoruz. Bunu bir haftada bir temizlemezsen olmuyor. Biz bir haftada temizlemesek de iki haftada kesin temizliyoruz. Şunu yıkıyoruz ama bu tam batmıyor. O yüzden iki haftada yapıyoruz. Şuraya... Çünkü hortumları falan hep yağ bağlıyor sütün yağını. Evet. O da iyi olmuyor. Babam tertemiz yapmış, babamla annem. Şükür. Buna su değmemesi gerekiyormuş. Bunu da siliyoruz tozunu. Şu hava hortumunun burada var. Şöyle baksana onlara. Nerede? İç tarafında bak. Bak her tarafı çok batıyor, toz oluyor. Üzerini örtmemize rağmen. Şimdi üzerini örtüyle yıkayacağım bunu. Hepsi tertemiz olsun. Ne yaptın Ayaz? Bunu niye vurulamadan koydun? Beyni beyni buralarda köpük kalmış. Şuraya diyor. Şu beynin içini bir de şu diş içerisi göstergesini. Tamam. Keşke biraz olsaydı da çalıştırsaydı. Ben onu mahsus yaptım. Hortumları doğru mu dağıttım, yanlış mı dağıttım? Akşama hazır olsun. Şöyle. Şöyle bana sen bu taraftan göremiyorum. Ayaklarını ıslatma. Çocuklar dışarıya çıktı. Bugün hava çok güzel maşallah. Biraz karlar erir herhalde. Don olduğu zaman daha zor oluyor. Hava iyi bugün. Evet, çok güzel. Baba, kol yemeği mi? Çok güzel. Çok güzelmiş anne. Abim de. Onu yaptım Nayet. Nayet'im onu yaptım içine. Tamam, buhar oldu ya. Tamam, yapma. Bez biraz tozlandı ya, o yüzden. Canavar oldu, canavar. Tamam. Kulağım iyi sileyim ya. İç tarafı var bak ya. Şu aralarını iyi sileyim. Nasıl iç tarafı var? Şuralar dinamanın şuralar. Sen ne yaptın Ali? Ben de iyi karne aldım geldim. Ali'nin karnesi kötü, merak edenler için değerli dostlar. Ama söz verdi, sizler de söz versin isterseniz. Bir dahaki dönem düzeltecek değil mi Ali'm? Evet. Eğer düzeltmezsen bu saygın kişiliğini yitirirsin. Evet abone olurum. Ayaz gördüğünüz gibi şu anda kara girdi. Yürü bakalım Ayaz. Bayağı da dolmuş burası. Rüzgar buraya estirmiş. Şuraya gel Ayaz, şuraya şuraya. Gel gel, bir şey olmaz. Ya babamın resmine gelmiş. Çıkart yavaş yavaş. Bas bakayım. Dışarıyı bir göstereyim. Yutkunamadım. Her taraf bembeyaz. Anons veriyorlar. Tam anlayamadım anonsu da. Gördüğünüz gibi burası da Hasan Dağı. O zaman abi romlarım bize kolay gelsin. Görüşürüz. Evet değerli dostlar. Peynir aldım şöyle. Dünkü peynirim bu, görüyorsunuz. Murat eniştem İzmir'e götürecek. O yüzden bunu hazırlayayım Nail gelmeden. Bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalarınız olsun değerli dostlarım. Efendim anneciğim. Bunda bisküvi var mı? Bisküvi. Ben sevdiğimden. İki tane var, bitti artık. İki tane. Evet. Yani... Şöyle kenarlarını kesiyorum.
peynirin kilosu pazarda 35 TL'ydi. 10 kilo sütten 1 kilo peynir çıkıyor veya 13 kilo sütten. 10 kilo süt 50 TL'ye yapıyorsa 1 kilo peynir nasıl 35 TL'ye oluyor? O çekilen zahmet, uğraş nereye gidiyor? Peynir atılıyor derken ben onu anlayamadım. Bir orada alelüngürlük var ama benim ne olduğunu bilemem. Ben zaten artık hani peynir satmıyorum. Ben uğraştım. Kış günü zaten süzülmüyor. Bunu da salonda süzdüm. Dün görmüşsünüzdür biliyorum izleyenler. Ben bunu onlara özel aldım. Sütçüye biraz gelmez, peynir alacağız dedik. Hatta şurada da hemen şöyle peynirim var. Bunu da kaynattım. Kendimize yapacağım şimdi. Şimdi şunları bir poşetleyeyim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çıkartacaklar. Böyle kesip yiyecekler. Şöyle küçük çağda. Evet canlar, bunlar da eve kalsın artık şöyle. Nay sabah kahvaltısında çok seviyor. Buzluğa atacağım, poşetleyeceğim bunları da. O şekilde tüketeceğiz. Şöyle. Bunlar enişteme gidiyor. Ablama hediye. Bunları da eve bıraktım canlar. Bunları da poşetleyeyim. Mutfağımı toparladıktan sonra şöyle. Bismillah. Peynirimi de süzmek istiyorum. Bunu da yıkadım. Yıkayacağım şimdi. Şöyle. Bu çıkan peynir suyunda öpüşlerimize veriyoruz. İçme suyu mu? Evet. Ben sana vereyim. İçme suyu mu? Hayır.
Evet. Bardak vereyim. Şöyle. Şimdi biraz tutmuş. Sıyırayım. Şöyle. Biraz kaymadan da. Hayvanlarımıza verelim. Sarısı geçmesin peynirimize. Tamam. Şimdi bunu yıkayayım. Peynir, sütümü de buna süzeyim. Tekrar peynir atacağım. Efendim annem. Arkadaşlarım gezmeye gittiler annesi gille. İsterdim gidesin ama. Eğer istiyorsan şeye git. Fatma ablanlar var ya, montunu giy, oraya git. Ayaz bu karşı komşudaki çocuklar çok seviyor. Onlarla oyun oynamaya gitmek istiyor ama onlar da şu an yoklar. Şöyle. Bunların hepsi bir uğraş gördüğünüz gibi. Evet dostlar, işlerimi bitirdim çok şükür. Yemeklerimi de sobamın üzerine koydum. Kuru fasulye ve pilavım. Şöyle hemen sizlere şöyle göstereyim. Burada da peynirim tuttu. Şöyle. Evet, çamaşırları sevdim. Kurusun diye dışarısı soğudu. Kendime şöyle bir Nescafe yaptım. İçeceğim. Ayaz, sen ne yapıyorsun? Yapmıyorum. İyi misin? İyiyim. Niye soyundun? Yandın mı? Evet. Kalyem de burada. Çok güzelmiş. Kolyeni nereden aldın? Abim verdi. Hayırlı olsun kolyen. Takım arkadaşlarım yapıyorsa ben yaparım. Evet ama gittim. Begüm'ü sağdım, geldim. Nail'in Hasan'la işi vardı. Onu hallettiler. Şimdi onlar koyuna gittiler. Ben de yemeklerim hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Bir karıştırayım şöyle. Pilavım hazır. Gördüğünüz gibi. Tane tane olmuş. Azıcık limon sıktım içine. Tuzunu attım kavururken. 3,5 bardak su döktüm. 2 bardak pirince. Şehriyesi de oluyor ya. 1,5-1,5 ayarladım. Şehriyesi içinde yarım döktüm. Böyle kuru fasulyemi de görüyorsunuz. Onu da bir karıştırayım.
da gayet güzel pişmiş. O zaman bize afiyet olsun. Evet canlar. Hazırlananlar, hazırlanmayanlar. Biz de hazırız. Biz uğurlamaya hazırız. Kim uğurluyoruz? Ali Can'ı, Murat abimi, Leyla Sultan'ı hep annemi beraber uğurluyoruz. Murat abimin biliyorsunuz kayınvalidem şeye gidiyorlar İzmir'e. Ali de halatına gidiyor 3 günlüğüne. Evet. Çünkü koyunlar buzlamaya başladı. 3 günden sonra bana kesinlikle telefonu açıp bir gün daha kalayım. Yarım daha kalayım yok. Ondan sonra bizi yoğun bir tempo bekliyor değerli dostlar. Aynen koyunlar buzumusunu dökmeye başladı. Sen ne istiyorsun Ayaz? Sen niye mont giydin? Ayaz ben de gideyim diyor da arabada yer yok. Araba kalabalık. Annem var. Burada enişten var. Ali var. Nail var. 5. Hasan var. Hasan var 6. 6. İbrahim var 7. Onları da köyle evlerine bırakacağız sadece. Demiş köye elması bırakacaklar. İbrahim'le ama. Evet değerli dostlar ben hazırlandım. Gerçekten hava soğuk dışarıda. Çok soğuk var. Ben normalde hızlıyım ama Hasan gelemedi. Biz tetikte bekliyoruz. Bu arada biz öbür taraftaydık. Işık vurduğu için çok kötü bir görüntü vardı. Biz de bu tarafa geçtik. Evet. Uğurlayalım dedik. Geldiler mi? Yok. Bu ev hamle duramaz. Yolculuk yapacağı zaman çok erken şey yapar. Ama saatte bayağı geldi değerli dostlar. Saat 7 nasıl gideceğiz bilmiyorum. 7. 8'de otobüs var. Hayır daha 6:40 geçiyor. 18 dakika var daha anneciğim. Olsun yine de 8'de 1 saat gitmeye sürsün. Yani 1 saat 18 dakika var. İnşallah hazırlanırlar. 1 saat gitmeye bir de sürsün. Koliler daha olacakmış. Hani annemin koyduğu koliler galiba. Nail bant hazırlamış. Karton da var onu hazırlayacağız. Aynen. O yüzden Nail hem haklı ama normalde de 1-2 saat, 3 saat. Mesela biz İzmir'den buraya gelirken 3 saat öncesinden çıkardık. Bir de pek hevesli olurduk ya. Şimdi de bir içimde bir boşluk var. Annem gidiyor diye herhalde. Sanki temelli gidiyormuş gibi oldu. Allah Allah. Yazın biz de gidecek. Evet değerli dostlar. Yazın. İnşallah biz de İzmir'e gideceğiz. Bu arada Nail'e yazanlar olmuştu. Derman İzmir'e gönder diye. Tam koyun kuzu zamanı değerli dostlar. O yüzden çok da şey değilim. Hani gideyim ya, ille gideyim gibisinde. Yazın gideceğiz. İşimiz gücümüz var. Yazın. O zaman görüşürüz. Evet canlar nasip kısmet bacımla kapanış yapmamış. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hayırlı akşamlar. Ben annemi savuşturmaya geldiydim. Oradan oraya iyice kişi diyorum. Beni buraya aktardılar bu sefer de. Normalde araba almadı. Söylemiştik zaten. Ali de Halaskil'e gideceğim. Onu da araba almayınca Hasan beni gelince götürecek. Sen ablam gülde dur dedi. Onu da bacım da gitmedi. Bir çay içelim öyle git bacı dedi. Anamı da savuşturduk. Elmas vallahi şey geldi aklıma lafını da kestim. Hani bir boşlukta hissedecektim. Annem gidiyor ya böyle insan içinde bir sıkıntı var. Dedim hani bir gidecek yer de yok. Hani sohbet muhabbet edeceğim ki o an bir şey düşünmeyeceğim. Yalnız olsam ben düşünürüm. Evet. Azıcık da takarım. Kendi kendime gündüzden beri diyordum. Hani bir değişiklik ben de yapsam yalnız kalmasam gibisinden Ayaz'la. Evet. Kalsın dedim bacımı görünce. Biz dedim oturup çayımızı içeriz sohbetimizi ederiz. Çok iyi geldi Elmas bacım evet. Bana. Anneme de üzüldüm arkadaşlar. Annem gerçekten annem gibi hiç kimse olamaz. Ne Derman ablam olur ne ben İlkay ablam hiçbirimiz olamaz annem gibi. Annem çok değişik bir. Evet. Duygular içinde böyle merhameti gerçekten aşırı derecede farklı. Yani şu an gidiyor ama babamın yanına gidiyor, kızların yanına gidiyor. Bambaşka bir duyguyla gidiyor. Annemin şöyle bir düşüncesi var. Kendisine bir hata yapılsa, bir kötü düşünce olsa bile o karşı taraf için en ufak içinden kötülük geçse bile hiç arkası yok. Hemen affedici hani. Evet. Ben de o kadar affedicilik yok yani değerli dostlar. Hafif kin tutma özelliğim vardır benim öyle söyleyeyim. Ama annemde o çok az. Çok az yani. Melek gibi annem. Ben de hiç şey demem dermiş. Annem gibi. Yine de biz annem gibi değilik yani o konuda. Kinlenmiyorum işte. Ben hemen unutuyorum. Affedebiliyor musun? Annem de çok aşırı. Öyle görüyorum hani ben. İşte öyle canlar annemleri uğurladık. Biz de oturduk. Bacı. Dün bayağı bir giden oldu. Halimiz gitti. Aynen. Annem gitti. Annemle babam kavuşacak. Annemin için değişiklik olacak. Ben seviniyorum bir yönden. Aynen. Sürekli evdeydi kaç aydır. Bir de her kış annem Kur'an kursuna giderdi. Bu sene Ömer için gitmedi. Fedakar babaanne. Keşke herkes her babaanne annem gibi olsa. Evet. Vallahi ben de keşke Ayhan'ımın, İbrahim'in çocuklarına öyle olsam. Annem çok düşkün. Kucağına hiç indirmiyor. Öyle oluruz belki yani daha babaanne olacağız. İkimiz de babaanne olacağız. Anneanne de olamayacağız. Evet. Her şeyin hayırlısı canlar. Aynen.
Bir de ne diyecektim? Unuttum. Unutuyorum. Konuşurken unutuyorum işte böyle. Ha, bu anlık çekimimiz. Söyleyelim. Hemen videomuzu kapatıp sizlere gönderiyoruz. Evet, biz şu an Delman ablamla beraberiz yani. Çok özlem duyanlar var. İki bacı bir arada olmuyor. Evet. Allah sizlere de nasip etsin hatta inşallah. Hatta yorumlarda espri olsun diye yazıyorlar. Sizi kıskandık diyeyle. Evet, diyor mu? Gördün mü onlardan? Siz de bizim bacımızsınız. Bacısı olmayanlar da yazıyor hani. Evet. Üzülüyorum da gerçekten bacımızsınız. Instagram'dan, ondan sonra Facebook'tan yazıyorsunuz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bu aralar yine yoğunuz. Hele şu önümüzdeki bir ay bizim koyun işlerimiz olacak, kuzular olacak hani. Başlamış herhalde. Evet. O zaman diyordu bugün. Evet, iki tane ikiz olmuş. Maşallah. Ondan sonra bereketiyle gelsin inşallah. Amin inşallah. O yüzden yoğunuz canlar. Sizlere de inşallah çekimlerimizde buluşuruz. Bir hatamız, kusurumuz varsa affola. Biz de insanız. Biz de sizler gibiyiz yani. Sizin yaşadıklarınız aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Ölümlü dünyada bugünlük bizlerden bu kadar olsun diyelim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin canlar. Abonelik zaten ücretsiz. Desteklerinizi de esirgemeyin. Sonuçta hani bizler bir vlog paylaştığımızda izlenmelerimiz veya yorumlar, beğeniler az geldiği zaman böyle insanın hevesi kırık gibi oluyor. İlk izlenme çok önemli ustaca. Evet. Takipçilerimiz bilmediği için hani nasıl olsa izleriz diye düşünüyorlar belki de. Evet. Ama bildirimimiz geldiğinde hemen açarsanız daha çok yerlere ulaşmış olacağız. Daha çok kişiyle buluşmuş olacağız. Bizlere destek olmuş olacaksınız. Öyle canlar. Bunu da buradan bildirelim. Evet. O zaman yap bacım kapanışı. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.